Burası Sakarya'ya bağlı Sapanca ilçesi. Şu an Sapanca Gölü'ndeyiz. Sapanca Gölü, Kocaeli ili ile Sakarya ili arasında bulunan bir göl. Buranın size küçük de olsa efsanesini anlatmak istiyorum. Çok çok eski zamanlarda bu Sapanca Gölü'nün olduğu kısım oldukça zengin topraklara sahip bir alanmış. Burada yaşayan insanlar oldukça zengin, zengin oldukları kadar da bencil ve cimrilermiş. İşte efsane bu ya, yaşlı, ihtiyaçlı, evliya olan bir dede yolu buraya düşer. Burada bulunan evleri teker teker gezer ve yemek ister. Halk içerisinden bir tanesi çıkıp da bu yaşlı adamı doyurmaz. Yaşlı adam gün boyu aç bir aç dolanırken yolu bir kulübenin önünden geçen. Kulübede yaşamını saban yaparak geçiren yaşlı bir ihtiyar vardır. Kapıyı tıklatır ve yaşlı ihtiyar açar. Buyur der. Evliya olan der ki, açım, bana bir dilim ekmek verir misin? Sabancı dede ise ihtiyarı alır, ocağında pişirmiş olduğu çorbayı ihtiyarla paylaşır. O gece onu ağırlar ve ertesi gün sabah olduğunda onu yolcu eder. Hatta misafirperverlikte sınırı aşar ve karşı tepeye kadar onu uğurlar. Büyük bir gürültüyle birlikte arkasını döndüğünde Sabancı dede bir de bakar ki o köy halkı tamamen yerin dibine çökmüş ve sular dolmuştur. Ve bugünkü Sapanca Gölü oluşmuştur. Efsane bu ya, o günden sonra buraya o dedenin adı verilmişti. Çok eski zamanlarda traktör çıkmadan önce insanlar toprağı işleyebilmek için demirden yapılmış sabanlar kullanırdı. Öküze bağlanan sabanlar kullanırdı. İşte bu amca da saban yapıyormuş. Bugün sizlerle Sakarya Peyzaj Süs Bitkileri Festivali'ni ziyarete gideceğiz. 17-22 Eylül tarihleri arasında açık olacak bu festivali birlikte gezeceğiz ve değerlendireceğiz. O zaman hep beraber gidiyoruz. Göl kenarında devam ediyoruz. En büyük sıkıntı araba park yerinin olmaması. Neden diyeceksiniz? Biz de arabamızla festival alanına kadar geldik. Fakat aşırı derecede yoğunluk olduğundan dolayı tekrar geri dönüp arabamızı biraz daha uzağa park etmek zorunda kaldık. Geçebiliriz. Okutuyor muyuz? Tamam. Sol. Durumu en yakın festival görevlisine iletiniz. Sakarya'da işletmesi olan bir abimizle birlikteyiz. Tanıyabiliriz evet, değil mi? Evet, ben Hüseyin Duman, Grup Zelena. Aynı zamanda oğlumuzla birlikte ve yeğenimle birlikte. Onlar ikisi peyzaj mimarı. Bir şirketiniz var. Evet. Oğlunuz peyzaj işi yapıyor. Evet. Şimdi bizim düşüncemiz şu. Benim bir bahçeli evim var. Ben kendi çapımda çiçekleri alıyorum, ekiyorum, biçiyorum, bir düzenleme yapıyorum. Aslında bu olmaması gerekiyor, doğru mu? Evet. Şimdi oğlunuz da peyzaj mühendisi olduğu için kesinlikle eğer 300 metrelik, 250 metrekarelik yeşil alanım varsa burayı ben düzenlettirmek istersem ve size gelirsem maliyeti ne olacaktır ortalama? Şimdi gümüş, altın ve platin bir proje sunuyoruz. Siz içinden hangisini seçerseniz biz ona göre hizmet veriyoruz ve maliyetini ona göre siz belirliyorsunuz. Yani diyelim ki ben ortalama bir şey istiyorum. Ortalama. Bana altın paketten. Altın paket. Altın, gerçi bu ara altının yanına biz alsak gümüş alırız ama. Altın paketten bir metrekare bir çimin maliyeti düşünelim. 20 TL'dir metrekaresi. Hı hı. Çıkartabiliyorsunuz. O zaman şöyle, metrekaresi 20 ise 100 metreye 2000 lira gibi bir maliyet. Yani 2, 4, 5, 5 bin lirayı bulacak. 5 bin lira, 250 bin lira, 5 bin lira sadece çimi. Tamamen bitmiş hali olarak düşünürsünüz. Ve ağaçları bitmiş hali tamam, size. Tamam, 10 bin lira. 10 bin liraya mal olsun. Yürüme yolunu da istersem şöyle. İstersen, şöyle 20 metrelik bir yürüme yolu. 20 metrelik 2 bin liraya mal oluyor. 2 bin liraya mal oluyor. Yani. Para harcarsınız ama evinizin değerine değer kat. Şu an bakıyorum böyle müteahhitler bu işi biraz çözdü, doğru mudur? Hatta bu festivale en çok itibar edenlerden biri de bu yapı sahipleri. Evet, evet. Müteahhitler, neden diyeceksin? Çünkü evleri yapıyorlar, binaları yapıyorlar ama dışını ne kadar iyi yaparsalar satış o kadar iyi olacaktır. Peki şirketimizin adını bir daha söylüyoruz. Grup Zelena.
Zelena'nın anlamı da yeşil demek. Oo. Slavca, Boşnak dilinde. Slavca. Evet. Bir boşnaklık var, boşnaklık o zaman, doğru mudur? Evet, boşnaklık var. Tamam, boşnak deyince direkt aklıma börek geliyor. Börek ve boşnak kahvesi. Kahvesi. Evet, evet, kahveyi şimdi çok severler. Birazdan içeriz boşnak. İçer miyiz? İçeriz. Keyifli o zaman. Evet. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Kesinlikle. Ben teşekkür ederim. Çünkü inanılmaz samimi bir konuşma oldu. Çok teşekkür ederim. Yaş kaç? Yaş benim 48. En verimli çağların. O zaman çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Pelet yakıt nedir? Arkadaşımıza bunu soruyoruz. Merhaba, Güven Adıyaman, ben Maxpel Pelet'ten. Pelet yakıt bizim yaptığımız peleti. Peletleme, aslına bakarsanız, küçük partiküllerin sıkıştırılarak bir araya gelerek belli boyutlar kazandırılmış haline peletleme denir. Biz de odun peleti yapıyoruz. %100 doğal odun peleti yapıyoruz. Peki bunları nereden elde ediyorsunuz? Çam ve kayın ağaçlarından ürün üretiyoruz biz. Şirkette çalışansınız? Yok, hayır, şirket ortaklarından. Şirket ortaklarından. Evet. Şirket? Şirketimiz Adıya Aile Şirketi, Adıyamanlar Orman Ürünleri, Sakarya Sapanca firması. 1800'lerin sonundan beri aynı adreste ticaretle uğraşıyoruz. Ben 5. kuşak temsilciyim. 5. kuşak. Evet. Benim ilgimi çeken şey şu, aile şirketleri çok uzun sürmez. Bir kuşak, ikinci kuşak, ondan sonra mal paylaşımı sıkıntısı ve dağılırlar. Bunu ileri götürebilmek biraz şey gerekiyor, doğru mu? Kurumsallaşmayı gerektiriyor. Ya ben 9 Eylül Üniversitesi ekonometri mezunuyum. Dur. Ben de 9 Eylül mezunuyum. 9 Eylül coğrafya öğretmenliği. Aa, çok iyi. Nerede? Şeyde, Buca eğitimdeydim. Buca'da. Evet. Bu cevap görüyor musunuz? Boşu. Evet. Yakın bizim şeyler fakülteler. Yani şöyle, benim bitirme tezim aile şirketlerinde kurumsallaşma sendromuydu. Aslına bakarsanız kurumsallaşmadan ziyade, tabii ki kurumsallaşma önemli ama birincisi saygı. Aile içerisindeki saygı ve yani büyükleri sayma, küçükleri sevme yeterli düzeyde. Kesinlikle de işin içine para ve maddiyat girdiğinde ailelerin en büyük dağıldığı nokta bu. Bir de bizde şey sıkıntısı var. Şirketten daha hızlı büyüyor aileler. Evet. Çocuk sayısı arttıkça ister istemez yetmez aslında hale geliyor ve dağılıyor. Orada kurumsallaşmanın devreye girmesi gerekiyor. Artık ben 5. kuşağım. Hı-hı. Aslına bakarsanız bizde 3. kuşakta kişi sayısı az olduğu için 4'e aktarabilmişiz durumu. 4'te de görevler dağıtılmış. Benim de görevim bu ürünü yaygınlaştırmak. Maxpel Pelet'in Adıyamanlar Orman Ürünleri markası bir Maxpel. Maxpel'i Türkiye ve dünyada yaygınlaştırmak benim görevim. Meslek seçerken kendi işinizi düşünüp... Yani şöyle söyleyeyim. Seçtiniz ben, mi? Parayla ilgili herhangi bir iş yapacağımı biliyordum. Ama sonuç olarak ticaretin her noktasında para olduğu için ben ekonometre okumayı tercih ettim. İktisat veya işletme değil. Çünkü daha çok istatistik ve öngörümleme üzerine bir bölüm. Hı-hı. Onu tercih ettim. Geleceği okuyabilme adına, yani yeni trendleri yakalayabilme adına ekonomik olarak. Ve öyle de oldu. 2016 senesinde biz bu ürünü tanıtmaya başladığımızda Türkiye'de hiçbir pazarı yoktu. Şu anda biz 11 bin ton üretim yapıyoruz. Tek makineyle yılda kapasite artırımına gideceğiz inşallah. Ve yetiştiremiyoruz yani. Vallahi müthiş, ben etkilendim. Bir başarı öyküsü aileniz adına. İnşallah çok daha iyi yerlere gelirsiniz. Çünkü siz iyi yerlere geldiğiniz zaman Sakarya ekonomisi de yükselecek. İnşallah. İhracat artarsa. Tabii ki. Tabii. Herkese yansıyacaktır. Tabii ki. Kesinlikle çok çok teşekkür ediyoruz. Park ve bahçe makineleri üreten bir şirketin standının önündeyiz. Evet, merhabalar. Bugün Sapanca Peyzaj ve Süs Bitkicileri Fuarı'ndayız. Rekarma makine olarak İstanbul'dan katılım gösterdik. Evet, bu ürünün ne olduğunu bize açıklar mısınız? Bu ürünün en büyük özelliği sert zeminlerde, parketaj, asfalt, bütün sert zeminden çıkan yabani otları kökten temizlemesi. Bugün yaptığım şeyi söyleyeyim mi? Evet. Bugün yürüme yolu var evime gelen ve inanılmaz arsız otlar çıkıyor ve o arsız otları toparlayabilmek için ilaç attım. Maalesef. İlaç atarken mutlu muyum? Kesinlikle mutlu değilim. Evet. Çünkü toprağı ister istemez zehirliyoruz. Çok ciddi bir ama diyorsunuz var ki bu makine olduğunda otları alıyor. Evet. Fiyatı nedir bunun? Bunun fiyatı Türkiye distribütörlük fiyatı, açılış fiyatı bir adet için 9500 TL artı KDV civarında, ama Türkiye yeni giriş yaptığı için ve ilaç kullanımını azaltmaya çabaladığımız için fiyatta ciddi bir indirime gidiyoruz. Biz mahalle birleşsek anca alırız bunu. Evet, ama bu genelde belediyeler çok tercih ediyor. Belediyeler mi diyorsun? Neden? Şimdi bu zemin temizlerken aynı zamanda kar, buz, yosun tabakası, taşları sıfır gibi tertemizliği. Bu taş yenileme masrafından kurtuluyorsunuz ve taş fırlatmıyor. Her belediyeye lazım, doğru mudur? Her belediyeye lazım. Bekliyoruz. O zaman bekliyoruz. Aynen öyle. Dostum, görüşürüz. Çok tamam, çok teşekkürler. Kolay.
Evet, bir standın daha önündeyiz. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz ve baya baya bir çuval görüyoruz ama bu çuvalların ne işe yaradığını sorarsanız o zaman evet arkadaşımızın yamacına doğru yanaşıyoruz ve önce tanıyalım. Evet, ben Musa Şeker. İzmir'den katılıyorum fuara. İzmir firmasıyım. Jüt kumaş ithalatı yapıyoruz. Jüt kumaş nedir diye sordu beyefendi. Jüt kumaş nedir dedi. Jüt Hindistan'da yetişen bir bitkidir. Hindistan'da orta Bangladeş tarafında yetişen bir bitkidir. Sazlık yani sulak arazilerde yetişir. Sazlıklarda biz dere kenarlarında ise saz gibi o tür bir bitkidir. Bunların elyaflarından elde edilen de ip yapılır. İpten de kumaş haline getirilir. Bu sektörde fidan sektöründe fidanları toprağından kökle söküp nakliye için yapıldığı zaman toprağı deforme olmasın diye bu bizim jüt kumaşlara sarıyorlar. Onunla nakliyesini yapıyorlar. O gittikten sonra bununla beraber gömüyorlar. Gündüz organik olduğu için 2-3 ay içinde çürüyor. Toprakla karışmış oluyor. Yani tamamen organik bir madde. Hatta sadece bu iş için değil bir de bayanların evet, kullanabilmesi için çantayı gösterebilir miyiz? Çantada yaptık. Hanımların kullanması için. Çanta bu da müthiş. Bu da boyanmış bir şekilde. Siyahlı boyanmış. Evet. Çanta olarak hanımlar kullanıyorlar. Çok yavaşlar. Üretim yeri neresidir? Hindistan. Hindistan. Ama sizin iş yeriniz. Ben iş yerim İzmir'de. İthalatını oradan yapıyorum. Ve bu şekilde bakın çantamız var. I love my plant. Gezegenimi seviyorum diye orada çantamıza baskı. Evet, bir standın daha yanına gidiyoruz ve merhaba diyoruz. Merhabalar. Tanıyabilir miyiz? İsmim Can Arı, Savis Plastik Marmara Bölge Sorumlusuyum. Peki, satışınız ne üzerine? Satışımız tabii üretim saksıları üzerine, bitki sektöründe üretim yapan üreticilerimize bir saksı teminatı veriyoruz. Evet, peki gezen ziyaretçilerin ilgisi nasıl? Çok iyi, tabii hani bitki sektörünün bu kadar gelişmişliğini görmeleri tabii insanlar için daha bir başka bir bakış açısı oldu. Türkiye zaten şu an bitki konusunda Hollanda merkez olmak şartıyla kesinlikle ve İtalya'da hemen hemen kafa kafaya gitme durumuna geldi. Zaten sektör Sakarya, Yalova, İzmir bu bölgelerde daha çok ağırlıklı. Ama Sakarya daha çok biz dış mekan dediğimiz çalı grubu üretiyor. Yalova mesela iç mekan süs bitkileri üretiyor. Biz de tabii bunların hepsine hitap ediyoruz ve hepsine de üretim saksıları sunuyoruz. Hollanda, İtalya gibi ülkelere de biz ihracat yapıyoruz. Peki gelen ziyaretçilere kendi tanıtımınız için ne veriyoruz? Ne veriyoruz? Çanta ve saksı veriyoruz. Evet, teşekkür ediyorum o zaman ben de alıyorum ve devam ediyoruz yolumuza. Evet. Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkileri Festivali'ni burada sonlandırıyoruz. Güzel bir gezi oldu. Seneye yeniden buluşmak üzere diyoruz.